Emirhan Karar, 15 Temmuz Demokrasi Nöbetinde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde. Kars Ardahan Iğdır Dernekler Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve İş Adamı Emirhan Karar, namı diğer Emirhan Babak, 15 Temmuz Demokrasi Nöbetine Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde devam ediyor. Emirhan Karar, 15 Temmuz darbe girişiminin 8. yıl dönümü sebebiyle sosyal medya hesabında bir video paylaşarak yaşananları anlattı. Karar, videosunda darbe girişiminin milletin birlik ve beraberlik ruhuyla nasıl bertaraf edildiğine değindi. 15 Temmuz Demokrasi Nöbetini Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde tutan Emirhan Kara, milletin demokrasiye olan inancını ve bağlılığını vurguladı. Kara, bu nöbetin ülkemizin geleceği için ne kadar önemli olduğuna dikkat çekti. Emirhan Kara'nın sosyal medyada paylaştığı video, kısa sürede büyük ilgi gördü ve birçok kişi tarafından paylaşıldı. Kara, mesajında halkı birlik ve beraberlik içinde olmaya, demokrasiye sahip çıkmaya davet etti. Merhaba. Şimdi bugün 15 Temmuz 2024. Bunda 8 yıl önce hain FETÖ çetesi Türkiye Cumhuriyeti'ni yıkmaya, devletini parçalamaya ve Türk milletini esir almaya kalktı. Allah-u Teala o günleri bir daha Türk milletine yaşatmasın. 15 Temmuz bizim için büyük bir destandır. Bizim için bir gurur günüdür. Bizim için bir oturmuş semboldür. Çünkü neden bizim için bir semboldür? 40 yıl, 50 yıl Türkiye Cumhuriyeti'nin içinde bir çete oluşmuştu. Bir FETÖ çetesi oluşmuştu. Ve Türkiye Cumhuriyeti'ni esir almışlar. Askerinden Türk, polisinden Türk, öğretmeninden Türk, tüm kesimlere bu FETÖ çetesi girmiştir. Ve darbe yapacaklardı. Bizi FETÖ Amerika'ya teslim edecekti. Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağını indirip Amerika'nın bayrağını buraya asacaklardı. Allah onların belasını verdi. Allah onları perişan etti. Ve Türk milleti birlik beraberlik içerisinde FETÖ çetesini bir gecede hepsini yok etti. Ve şunu da söylemek istiyorum. Bu FETÖ çetesinin içerisinde şu anda hala daha görevi başında olan bir sürü siyasetçi insanlar var. Biz bunları Türk milleti olarak hepimiz biliyoruz. Kimin ne oldu? Kimi dedi ki İşte bu hasretmişsin. Kimi dedi ki efendime söyleyeyim hoca efendi, işte kimi dedi ki işte sana hasret kaldı, işte gel git bilmem ne, bir sürü destanlar yazdılar, bir sürü FETÖ namussuzun üzerine şiirler yazdılar. Hepsini biz biliyoruz. Ama ne oldu? Tabii ki bazı garibanlara oldu. Bazı alt kesimdeki insanlara oldu. Onlar görevinden oldular. Mesela benim yani eniştem vardı, komiserdi. Şu anda benim kızımdan ayrıldı ama Allah var, çocuğun hiçbir suçu günahı yoktu. Sadece işte efendime söyleyeyim, komiser olurken o birisi bir FETÖ buna referans olmuş. Ve bunu ihraç ettiler. Benim kızımı görevden aldılar. 6 ay sonra benim kızımın suçlu olmadığını kanıtlandı. Tekrar kıza işbaşı yaptırdılar. Şimdi mesele benim kızım veya başkası değildir. Mesele Türkiye Cumhuriyeti bayrağıdır. Mesele millettir. Mesele vatandır. Mesele topraktır. Biz bu vatanı kanı pahasına severiz. Biz bu vatanı canımızdan daha çok değer veriyoruz. Ben kendim Kürt kökenliyim. Kendim Farslıyım. Ben ama bu Türkiye Cumhuriyeti bayrağı için canımı feda eden bir insanım. Hiçbir zaman ben Türkiye Cumhuriyeti bayrağını inkar etmedim ve edemem. Çünkü bu memleket benimdir. Çünkü bu bayrak benimdir. Çünkü bu vatan benimdir. Kürt'ü de, Lazlı de, Çerkezi de, Bosna'yı da, herkese. Ama sadece bu son zamanla bizi çok rahatsız eden, çok derinleten bu Suriyeliler var.
Araplar var, Afganlılar var, şunlar var, bunlar var. Biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak hiçbir zaman biz bu Arap kökenlilere ben sevmiyorum. Şahsen ben Araplardan nefret ediyorum. Yani onların bu memlekette gelip de bu toprakları, yani ecdadınızın kanıyla alınan bir toprağa gelip de elini kolunu sallayıp da gelip de burada vatandaş olmalarını ben istemiyorum. Ve bunu protesto ediyorum. Burada tekrar tüm sevenlerime, tüm benim dostlarıma burada selamlarımı, sevgilerimi gönderirken 15 Temmuz'u tekrar Allah bir daha bize yaşatmasın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın dostlar. Vatan için kurban, kurban diyordu. Tarihe gömülmüş hangi seferde? Vatan için kurban, kurban diyordu. Kadire yorulmuş kanlı çizmesi. Geçtiğim yerde gelen bir yenisi tam diyordu.